Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi kışın yavaş yavaş kendini hissettirdiği şu günlerde arkadaşlar yararlı bir video daha yapmak istedim. Bundan önceki videom Renault 9 Broadway'in soğuk havalarda nasıl çalıştırmasıydı. Bu keski videom arkadaşlar zincir nasıl takılır? Daha doğrusu bunlarda birkaç çeşit zincir çeşidi var. Bu takmatik zincir. Bir de asıl şeyin atası var. Zincirin atası serme zincir. O biraz zahmetli de zordur. En kralı odur ama bu da sizin işinizi görecek şekilde sizi o zorlu şeylerden, durumlardan sizi kurtaracak şekilde yeterlidir arkadaşlar. Onun takması zordur. Bunun takması basittir. O yüzden hiç serme zincire girmeden bu zinciri direkt alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen şeyi açmadan, zinciri açmadan, bu benim kullandığım zincir. Zinciri açmadan bu Yıldız marka bir zincir. Yıldız Takmatik diye geçer. Yıldız Matik diye geçer. Yıldız markası gerçekten güzel bir marka. Kaliteli bir marka. Çünkü zincirin baklaları ve şeyleri, halkalarındaki kaynakları daha randımanlıdır. Eğer kötü bir zincir olursa ne olur? Kötü bir zincir olursa siz bunu arabanıza taktığınızda arabanızın zincir kopup buralarına zarar verecektir arkadaşlar. O yüzden kaliteli bir zincir almakta fayda var arkadaşlar. Şimdi gelelim bir zincir kutusunun içinde neler olması gerekir. Arkadaşlar bakın, olmazsa olmazlardan bir tanesi eldivendir arkadaşlar. Neden? Çünkü soğuk havalarda bırakın zincire değmeyi, dışarı çıkınca bile elleriniz buz gibi donacaktır. Kaldı ki karın buzun içinde eğer şunlar olmazsa zinciri takamayacaksınız. Zinciriniz takamayınca da yola çıkamayacaksınız arkadaşlar. Eldiven çok önemli. Eldivenden sonra bu farklı bir takoz. Bunu hiç kafanız karışmasın. Bakın şurada bunun şeyi var arkadaşlar. Gergi lastiği var. Gergi lastiğinin de kancaları var üzerinde. Şimdi bunda şöyle bir problem var. Bakın şöyle görüyor musunuz? Bunda çatlaklar meydana gelmiş. Bu çatlaklar zamanla maalesef meydana geliyor. Bunu özellikle kış bitimlerinde, kışa girerken baktınız böyle çatlamalar oluştu, çürümeler oluştu. Bunu tazesini yedek parça satan arkadaşlardan temin edip takabilirsiniz. Bundan bize iki tane, bu gergi lastiğinden iki tane bize ihtiyaç arkadaşlar. Şimdi o lastiğimizi şöyle koyduktan sonra da şöyle takma kılavuzu göstereyim size. Adamlar bir de Yıldız Matik takma kılavuzu yapmışlar. Bakın videoya başlamadan önce arkadaşlar. Şöyle adamlar sırasıyla, ben de birazdan göstereceğim ama şöyle sırasıyla en son lastiği takarak işi bitirmişler. Ben bunu defalarca kullandım. O yüzden benim söküp takmamda sıkıntı yok. Birazdan da size nasıl takılacağını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir poşetin içine koydum. Neden poşetin içine koydum? Bunun bir de kış bittikten sonra bakımı var arkadaşlar. Bakın ne yapmışım? Bir poşete koymuşum. Hatta böyle benim eski pijamanın içine geçirmişim arkadaşlar. Şimdi bu zincirimiz yağlı. Neden yağlı? Kışın biz bunu yollara toz atarlar. Düzeltiyorum. Tuz atarlar. Tuzdan dolayı paslanır. Kış bittikten sonra bir kabın içine mazot dökülür. Bakımından bahsediyorum arkadaşlar. Mazot dökülür. Mazotun içinde güzelce yıkanır arkadaşlar. Ondan sonra o mazot çıkarılır. 10 numara yağdan şöyle yarım litre kadar falan mazot kabının içine mazotu boşalttıktan sonra yağ dökülür. İçinde bir güzel şöyle yağlanır. İyice şu metal kısımlar yağlanır. Sonra yağ sırkıtılır. Ondan sonra şöyle bir bezin içine sarılıp bir poşetle kış boyunca, yaz boyunca muhafaza edilir. Yoksa bir dahaki seneye siz bunu kullanamaz hale gelirsiniz arkadaşlar. Bunun bakımı da bu şekilde yapılır. Şimdi bu iki parça. Bu iki parça arkadaşlar. Parçanın bir tanesini ayıracağım. Şimdi
Şimdi arkadaşlar, atladığım bir konu var. Lastik ebatlarını biliyorsunuz. Lastik ebatları büyükten küçüğe doğru gider. O yüzden her lastiğin kendine göre zincir olması lazım. Her lastiğe her zincir olmaz. Yani siz zincir alırken lastiğinize uygun ebatta zincir almanız lazım. Bu konuyu da atlamayın. Aklıma gelmişken de belirtmekte fayda gördüm arkadaşlar. Şimdi işlemi çok basit. Hiç gözünüzde büyütmeyin. Çok basit. Ben eldiven takmıyorum ama inanın şeyde eldiven takma ihtiyacı hissedeceksiniz. Eldivenle biraz çalışması zor olacak ama başka yapacak çare yok. Mutlaka o soğukta eldiven takacaksınız. Şimdi arkadaşlar bakın. Zincirimizi şu vaziyette tuttuğumuz zaman şöyle arkasından şu vaziyette geçiriyoruz arkadaşlar. Sonra şurada şöylece şuradan birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra biraz daha yaklaştırayım. Arkadaşlar şurayı bir daha göstereyim. Basit, çok basit. Arkadan geçirdik. Şurada şu kilit mekanizmasını geçirdikten sonra şu halat tekerin tam arka tarafı, yani tekerin arka tarafında kalacak. Şöyle arka tarafında kalacak şekilde geriye doğru itiyoruz. Sonra üstteki kancayı şuraya geçiriyoruz arkadaşlar. Şöyle kancayı geçiriyoruz. Biraz daha itelim. Sonra alttaki kancayı da şuradan alıyor mu tam orayı? Alıyor arkadaşlar. Şimdi şuraya alttaki kancayı da boşluk gidinceye kadar geçiriyoruz. Tersten geldi. Evet. Orayı da taktık. Birazcık şöyle düzeltiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada devreye zincirimizi taktık. Burada devreye bunu ne giriyor? Lastiğimiz giriyor arkadaşlar. Şununla da gergisini yapacağız. Yani zor bir şey değil. Bitti aslında. Bakın şuradan şu kancasını geçirdim. Yine alt taraftan, yine tam karşısından şeyini geçirdim. Diğer kancasını geçirdim. Sonra yine diğer çaprazından şöylece zinciri geçirdim arkadaşlar. Burada şu sarkıyor ya. Şu sarkıdı. Şu şeyden, kancadan şöylece geçirip arkadaşlar şöyle geçirdim. Sağa sola takılmasın diye onu da tersten geçirdim. Şöyle yapacağım. Şuradaki gergiye denk getirdim arkadaşlar. Siz benim birkaç tane şeyim olacak. Şimdi şu kancalardan elimde benim fazla vardı arkadaşlar. Şöylece ne kadar çok gerilirse o kadar randımanlı olacaktır. O yüzden bakın şu vaziyette zincirimizi, hatta daha estetik olsun diye şuraya takacağım arkadaşlar. Zincirimizin takılışı bu şekilde arkadaşlar. Şu kancaların evet geçtiğinde de tam memnun olduktan sonra zinciri takmak bu kadar basit arkadaşlar. Şu lastiklerin sağlam olmasına dikkat edelim. Kancalardan da bolca olsun. Ne kadar çok iyi gerdirirsek ön tarafa doğru da, daha randımanlı asılıp lastiğimizin zincirin lastiğin üzerinde daha randımanlı ve sağlıklı bir şekilde durmasını sağlayacaktır. Bizim için esas olan lastiktir arkadaşlar. O yüzden hiçbir şey bulamazsanız, piyasada hiçbir şey bulamazsanız kaliteli bir bagaj lastiğiyle de siz bu işi görebilirsiniz. Bagaj lastiği de bisikletçilerde, araba aksesuarı satan yerlerde bolca bulunur arkadaşlar. Benim elimde zaten bagaj lastiği olduğu için ben buna çok önem vermedim. Bunun yerine de bagaj lastiği kullanıyorum. Size göstermek açısından bu lastiğin orijinal olması gereken lastiği uygulamasını gösterdim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi burada
Lastik önemli olay, önemli dedik arkadaşlar. Bak mesela şuraya bir tane daha şey takabiliriz, kandil takabiliriz, daha randımanlı olur. Benim size tavsiyem, bu işteki tavsiyem arkadaşlar, birisinin göstermesiyle, birisinin anlatmasıyla sizin yapmanız arasında dağlar kadar fark var. Siz bunu kış gelmeden, eğer bölgeniz kar yağışlıysa, karın içinde kullanıyorsanız, size ihtiyaçsa mutlaka bunun bir şeyini yapın, provasını yapın arkadaşlar. Arabanıza takın, taktıktan sonra bir gidin, şöyle bir uygun bir yerde bir sürün arabayı, çıkıyor mu, yerinden şey yapıyor mu, tekrar sökün, tekrar takın, iyice bir tecrübesini edin, pratik kazanın, ondan sonra araziye gidin ki yarın bir gün yani şu günlük günistanlık hava gibi olmayacak. Elinizde eldiven olacak, hava soğuk olacak. Bir yandan tepenizden yağmur yağıyor olacak. Ortam daha stresli, daha sıkıntılı olacak. O yüzden mutlaka siz bunu sökün, takın arkadaşlar. Sökün, takın, arabayı bir ilerletin. Bakın aksilikler neler oluyor, sıkıntılar neler oluyor. O yüzden dediğim gibi prova yapmak bu işin olmazsa olmazdır arkadaşlar. Peki dostlar, uzun videoyu sevmiyorsunuz biliyorum, fazla uzatmak istemiyorum. Sökmesi de aynı takılmanın tersi, göstermeme gerek yok. Umarım istifade ederseniz, yararlanırsınız. Bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle, esen kalın dostlar.